Merhaba. Neşat Bey, burada bulunmak gerçekten bambaşka bir keyif. O kadar gençsiniz ki, ama bu genç yaşta çalışma çocuk yaşta başladığı için muhteşem bir iş çıkarmışsınız ortaya. Ve Zeynep Kafe Restoran 2018 yılında bizlerle buluşmuş. Ama ben tabii bunun evveliyatının da olduğunu biliyorum ve soruyorum, diyorum ki bu güzel mekan nasıl doğdu? Kendim çocukluktan beri mutfaklarda büyüdüm ve kardeşimle birlikte bir mekan açmak istedik. Çabaladık, çalıştık, kendi bütçemizle bir yer açmaya karar verdik ve açtık. Böyle bir mekanın sahibiyiz şimdi. Mutluyuz. Mutluyuz. Süper. Peki burada öncelikli olarak hazır konu açılmışken sevgili Furkan Türk'e de teşekkür ediyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık diyoruz. Ve soruyoruz, diyoruz ki peki bu güzel mekanda neler yeme şansına sahibiz? Sabahleyin kahvaltı çeşitlerimiz, öğlenleyin sulu yemek çeşitlerimiz ve öğleden sonra da dünya mutfağı konseptiyle müşterimize hizmet veriyoruz. Dünya mutfağı deyince neler gelmeli aklımıza? Pizzalar, salatalar, makarnalar. Hamburger çeşitleri, et çeşitleri, ızgara çeşitleri, tüm her şey. Akla gelen her şey. Evet. Kimseyi aç bırakmıyoruz. Süper. Kaç kişilik bir kadro var? Şu an 6 kişilik bir kadromuz var. Süper. Peki bu hizmeti sabah kaçtan akşam kaça kadar alıyoruz? Sabah 8'den akşam 10'a kadar açıyoruz. Durmak yok. Evet. Cumartesi pazarda buna Cumartesi, dahil. Cumartesi pazarda dahil. Süpersiniz. Burada gerçekten o kadar keyifli bir mekan ki, hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Gerçekten burayı da bir kez olsun görsün istiyoruz tüm İstanbullular. Kapına içeriye girdiğiniz andan itibaren sıcacık anne eli değmiş yemeklerin kokusu sizi gerçekten ağırlıyor. Sonrasında konsept olarak muhteşem bir dekorasyonla bu kapalı alan. Sonra merdiven iniyorsunuz, tekrar bir kapalı alan, otantik bir şekilde ve sonra muhteşem bir teras var aşağıda ve oradan da gene çıkış anlamında bir çıkış söz konusu. Yani iki girişli ve iki çıkışlı bir güzel mekan. Aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Aynı anda 70 konu ağırlayabiliriz. Ve kapasite olarak da ekibimizle buna yeterli izliyorsunuz. Tabii. Burada anne eli değmiş yemekler dedik. Bu değişen bir yelpaze mi, sabit mi? Her gün sulu yemek çeşidimiz değişiyor ama sabit yemeklerimiz de var bununla ayrıca olarak. Müşterimiz sulu yemekleri yemezlerse normal menüden istediklerini söyleyebiliyorlar. Anında servis yapılıyor, evet. Değerli konuklara diyorsunuz. Burada gerçekten sabahleyin muhteşem bir kahvaltı, canı kahvaltı etmek istemeyene tostlar ve daha niceleri diyoruz. Çünkü menüyü saysak dakikalar gerçekten yetmez. Gelsinler görsünler diyoruz büyük bir rahatlıkla. Burada demişsiniz ki bu mekana gelemeyenler sakın üzülmesinler. Bir ara kadar yakınız tüm konuklara. Ne yapıyoruz peki? Paket servisimiz de mevcut tabii ki de. Buraya gelemeyenlere paket servisle Nereye kadar? 1,5-2 kilometre çevreye kadar götürebiliyoruz. Süper. Lezzetin değişmeyeceği adresler, evet. Diyorsun aslında. Çünkü soğuyunca lezzet kayboluyor, evet. Değil mi? Burada gene aynı şekilde yemek bizim işimiz demişsin. Çünkü koşmaca 2012'lerde başladı gerçekten. Henüz çocuk yaşta başlayan bir koşmacanın şu an biz meyvelerini yiyoruz aslında 6 yıllık tecrübeyle. Bu anlamda demişsin ki sadece burada ağırladığınız konuklar değil bireysel anlamda. Topluluk anlamında hiç değil. Çünkü 70 aşkın konuk dedik. Biz dediniz catering hizmeti de veriyoruz. Evet. Biraz ondan bahsedelim mi? Catering hizmetimiz de mevcut. Aynı zamanda bir web sitemiz de var. Web sitesinden formu doldurarak organizasyonlar, düğün yemekleri, işte tüm toplu yemekle ilgili bütün her şeyi de karşılayabiliyoruz. Profesyonel ekibimizle. Peki efendim, orada menüyü konuklar mı belirliyor, sizin sabitleriniz mi var? Menüyü konuklar belirliyor. İstediklerine Süper. Göre bir fiyatlandırma yapıyoruz. Hemen soru geliyor. Ne kadar gün evvelden sizlere haberdar etmeliyiz ki sıkıntı yaşamayalım? Bir hafta önceden haber olursa çok güzel olur. Süper. Buraya gelen konuklara demişsiniz ki sadece size sunduklarımız değil, çok özel sizlere sunduğumuz menülerimiz de var. Bu değişen bir yelpaze. Fiyatları değişiyor, menüleri değişiyor. Ve bu şekilde de paketler alabiliyorsunuz. Çünkü burada iş yerleri çok çok yakın. Hı hı. İş yerlerini de ev sahipliği yapıyorsunuz. Ve bütün bu güzel yemekler konukları ağırlamayı bekliyor diyoruz. Ve son soru. Bütün bu yemeklerin üstüne ne yiyoruz tatlı olarak? Sütlacımız var, bisküvili pastamız var ve saray helvamız var. Değil mi? İddialıyız bunlarda da gerçekten. Tabii. Diğer zamanlarda da mevsimsel olarak tatlılar da değişiyor ve burada konuklarını beklemeye hazır. Biz de son soru diyoruz ki hedefler neler peki? Hedeflerimiz bir yıl içinde buranın kendisini döndürmesi ve 2 yıl veya 3 yıl içinde de ikinci bir şubeyi açmak inşallah.
Süpersin. Ben de bu güzel dileklerin gülen yüzünle birlikte en kısa sürede bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.